fuarımız 2016 İstanbul Turizm Fuarı çok güzel geçti. Tabii biraz sakin geçti. Geçen sene, evvelki seneye göre. Ama dediğim gibi Sayın Vali Bey'imiz, Vali Yardımcısı Murat Bey, belediye başkanlarımız, bunlar gelip standa oturuyordu, göğsümüz kabarıyordu. Bunlar sabahtan akşama kadar oturuyordu, gelen giden misafirlerimize karşılıyordu. Bu da güzel bir şeydir memleket için. Ama işte gönüllüler hepsine de teşekkür ederim. Yine de ben bunu burada söylüyorum. Atılan otelciler olsun, seyahat ajantaları olsun, bunlara da tek tek teşekkür ederim, ekiplerine teşekkür ederim. Ama geziyordu, standları geziyordu. Bazı standlar boştu dediğim gibi. Geçen sene belki sene para varlığı biz bulamadık. Oradaki sıkıntı zaten terör merör olaylarından dolayı. Ve özellikle bu son İstanbul'da o patlanan bombadan dolayı. Eskiden biz bu aylarda Mısır Çarşısı'na gezdiğimiz zaman Koreliler çok gelirdi. Japonlar gelirdi. Ama biz onları bulamadık. Mesela ben sordum, rehber arkadaşlara sordum. Dedi ki olaydan sonra hiç... Yani üçte birisi de gelmiyor dedi Veysel abi, biz hep boş geziyoruz dedi. Yoksa eskiden kışın biz İstanbul'a gittiğimiz zaman Koreliler olsun, Japonlar olsun, uzak doğudan gelenler olsun. Bizim rehber arkadaşlar işte onları gezdiriyordu. Onları biz şimdi bulamıyoruz. Oradaki sıkıntı, problem şuydu. Yani biz geçen sene ve evvelki sene karabalığı bulamadık. En çok bu olaylardan dolayı ve bu son zamanlarda İstanbul'da patlanan bomba, birkaç tane turistin vefat etmesi. Ve tabii bunu aslında işte bütün basın da bunu çok kabartıyor. Burada 10 tane iyi bir şey varsa göstermiyor, burada kötü bir şey varsa hep bunu gösteriyor. Yani 10 tane iyi şeyi gösteriyor, burada kötü bir şey hep gösteriyor. Yani Avrupa ülkelerinde bir turist ölmüyor mu? Kimse yaralanmıyor mu? Tinercisi yok mu? Sarhoşu yok mu? Olaylar olmuyor mu? Ama ne yazık ki biz bunu defalarca söylüyoruz. O yüzden son olaylardan dolayı yani turistlerin 3'te 2'si iptal oldu. İptal olunca da ne oldu? Bu rezervler iptal oldu. Ondan sonra biz eski şeyi bulamıyoruz. Eski turizmi bulamıyoruz. Biz burada neler yaptık? Biz şu anda zaten bu olaylar olduktan sonra ben de dedim ki bizim memleketi dışarıya, Karadeniz'e götüreyim, Batum'a götüreyim, Gürcistan'a götüreyim, Yunan adalarına götüreyim, buralara götüreyim. Zaten turlarımız da devam ediyor. Harfeti turumuz devam ediyor, Mardin turumuz devam ediyor. İleride bir Çanakkale turumuz var, onlar devam ediyor. Adıyaman'daki bu son olaylardan dolayı zaten 2-3 kişi arkadaşım dediğim gibi ismi de olduktan sonra bütün basın yazdı Adıyaman. Aslında Adıyaman'da da hiçbir şey yok. Ben burada orada fuarda da söyledim, seyahat ajantalarına da söyledim. Akşamdan sabaha kadar biz geliyoruz. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Kimse sormaz. Yani ama ne yazmış işte bütün televizyonlar Adıyaman büyük bir reklam yaptılar. Keşke bunu iyiye reklam yapsalardı. Bunlar zaten seyahat ajantalar biliyor. Diyor ki ya bunlar bana Veysel dayı diyor. Diyor ki Veysel dayı zaten biz Adıyaman'ı biliyoruz. Sakin bir memleket, tatil köyü gibidir. Ama biz bunu müşteriye anlatamıyoruz. Ama büyük ajantalar ne yapmış bu sefer? Kısa turu çıkarmışlar. Kısa tur niye? Kısa turun şeyle Antakya, Gaziantep, Urfa, Adıyaman. Güneşin doğuşu veya batışı ondan sonra çekip gidecekler. Tabi durmazlar biz nasıl diyorsa mesela biz Karadeniz'e, Batum, Gürcistan'a, Çanakkale'ye, İstanbul, Ankara'ya tur açıyorsak onlar da mecbur uğraşacak yani illa uğraşması olmaz ki. Yani bir devir daim olacak ama eski tadı biz alamayız. Çünkü yani bu Güneydoğu'da olsun özellikle vatandaş kan ağlıyor. Sorduğumuz zaman diyorlar yok mesela sizin orada savaş var kimse gelmek istemiyor. Ama bugün bir Karadeniz satışına biz baktık. Karadeniz satışları, restoranlar olsun, oteller olsun şimdiden dolu. Vatandaş zaten dediğim gibi internet bir sayfamız vardır. Adıyaman ufak memleketi, 3'te 2'si birbirini tanıyor. Çok şükür bizimle de seyahat edenler, herkes memnun. Onun için döndükten sonra diyorlar ki ya Veysel Bey başka bir yere tur falan açarsanız hemen ismini yazıyorlar.